Fatih Camii'nin bu haziresinde baba oğul iki büyük hattatın mezar taşları. Yüzyıllara damga vuran bu büyük hattatlar mermerin soğuk duvarına hapsolmuşlar. Bu abidevi hattatlardan Yesarizade Mustafa İzzet Efendi İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum yılı 1770'li yılların başıdır. Mustafa İzzet Efendi, babası Yesari Mehmet Esat Efendi'den 1787-1788 yılında icazet aldı. 1792 yılında babasıyla beraber hacca gitmiştir. Babasından icazet aldığı yıl Mehmet Emin Bey, Osman el Üveysi ayrı kıtalarda bu icazeti tasdik ettiler. Hat sanatında kazandığı üstün başarı sebebiyle kendisine mollalık, müderrislik, kadılık, kazaskerlik payesi ve 1839'da fiilen Anadolu kazaskerliği verildi. Mustafa İzzet Efendi, takvimi vekayinin basıldığı takvimhanenin nazırlığına getirildiyse de ertesi yıl azledildi. Bu vazifesi sırasında matbaa-i amirenin idaresini de yürüttü. Türkiye'de talik hattı ile kitap basımına Yesarizade'nin yazdığı harflerden dökülen kalıplarla ve onun nezaretiyle 1842 yılında başlandı. İlk basılan eser Kasapbaşızade İbrahim Efendi'nin Risale-i İtikadiyesidir. 1846'da fiilen Rumeli kazaskerliğine getirilen Mustafa İzzet Efendi, Hicri 2 Şaban 1265'te, miladi 1849 yılında vefat eder. Fatih medreselerinin arkasında kalan Tuti Abdüllatif Efendi Medresesi'ndeki küçük hazirede gömülü bulunan 1798 kabir kitabesini yazdığı babasının yanına defnedildi. Bu semtin 1917'de yangın geçirmesinin ardından caddenin genişletilmesi esnasında hazirenin de yola gitmesi üzerine 1925 yılında mezar kitabeleri Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne kaldırıldı. Bir müddet sonra da Fatih Camii haziresine getirilip buraya dikildi. Ancak her iki üstadın nakledilmeyen kemik bakiyeleri günümüzde adı Yesarizade olan caddenin altında kalmıştır. Yesarizade'nin mezar kitabesi, talebesi Ali Haydar Bey tarafından celi talik hattıyla yazılmıştır. Önceleri babası Mehmet Esat tavrında celi talik yazan Mustafa İzzet Efendi, harfleri babasından aktardığı yolundaki sözler sarf edilmiştir. Bunun üzerine giderek üslubunu değiştirmiş ve mektep kabul edilen kendine has usulü tam olarak 1815'ten itibaren teşekkül ettirmiştir. 1824'ten sonra hattatlığın zirvesine ulaşan ve Türk talik hattını bilhassa celide erişilmez noktasına çıkaran Yesarizade, 60 yıl kadar devam eden sanat hayatında sürekli yazmıştır. Vefatından sonra terekesinden 65 bin satır celi talik kalıbı çıktığını Hattat Sami Efendi rivayet etmektedir. Kalem hakimiyetine misal olarak da Hattat Filibeli Arif Efendi'nin anlattıkları zikredeğer olaylardır.
nun gibi talik hattında miyar sayılan bir harfi birbiri üstüne bindirerek kağıda önce sağdan sola, sonra aksi yönde birçok kere süratle yazar. Hat meraklıları bunları dikkatle ölçtüklerinde her harfin birbirine mutabık gelişine hayran kalırlardı. Yesarizade'nin düz satıra göre yazılması hayli zor olan dairevi, yani deve boynu satırlı Nusretiye Sebili kitabeleri de devrinin mimarisiyle hoş bir uyum sağlamaktadır. Yesarizade, Hicaz, Mısır, Rumeli gibi yerlerde yeniden inşa veya tamir edilen abidelere kitabe yazmıştır. Bunlardan bugün Bulgaristan'da kalan Şumlu, Yunanistan'da kalan Kavala ve Mısır ülkesinde kalan İskenderiye şehirlerindeki kitabeleri devrimize kadar gelmiştir. Zamanla yok olanlar hesaba katılmasa bile, bugün İstanbul abideleri üzerinde imzasıyla yüzden fazla kitabesi kalan yegane hattat Yesarizade Hazretleri'dir. Kendisi ilmi perspektife vakıf olduğundan, yükseklere asılacak celî talik yazıların harf cesametini ayarlamasını ve konulacağı yere göre harf ölçülerinin genişletilmesini çok iyi bilirdi. 3. Selim, 2. Mahmud ve Sultan Abdülmecid devirlerinde yazılan celî talik kitabelerin pek çoğu onun kaleminden çıkmıştır. Rastlanan en eski imzalı eseri, Tersane-i Amire'deki 74 beyitlik Maçuna kitabesidir. Sümbül Efendi kitabesi de bilinenlerin sonuncusudur. Topkapı Sarayı dahilinde halen mevcut olanlar dışında yıkılan bazı abidelerin Yesarizade'ye ait kitabeleri de sarayın taş kitabeler bölümünde korunmaktadır. Ok meydanında onun yazdığı birçok nişan taşı ise zaman içerisinde kırılıp yok edilmiştir. Halen İstanbul'da mevcut kitabelerden bazıları tarih sırasına göre şöyle kaydedilmiştir. Eyüp'te Şah Sultan Sebili, Üsküdar Çiçekçi'de Selimiye Çeşmesi, Beşiktaş Ihlamur'da iki baş taşı, Top Ağacı'nda ve Teşvikiye Camii avlusunda bunların ayak taşları, Eminönü'nde Hidayet Camii, Bentler'de Sultan Mahmut Bendi, Fatih'te Nakşidil Sebili, Cevri Kalfa Mektebi ve Sebili, Nusretiye Camii, Bab-ı Ali, Beyazıt Yangın Kulesi, Beylerbeyi Tüneli ve Sultan Mahmut Çeşmesi, Eminönü'nde Arpacılar Camii, Cağaloğlu'nda Hadım Hasan Paşa Medresesi, Darphane, Arnavutköy'de Tevfikiye Camii, Bağlarbaşı'nda Kuru Çeşme, Galata Mevlevi Hanesi, Sümbül Efendi Camii, Selimiye Tekkesi, Büyük Çamlıca Çeşmesi, yine Selimiye Tekkesi, Merkez Efendi Camii, Beşiktaş'ta Ali Bey Çeşmesi, Sultan Mahmut Türbesi Haziresi, bunların hepsi rahmetli Mustafa İzzet Efendi'nin elinden çıkmıştır. Talik ve bilhassa celî talikle eserler veren Yesarizade çok çabuk yazardı. İkinci Mahmud Ok Meydanı'nda, Ok ve Ihlamur gibi o zamanın meskun olmayan semtlerinde tüfek atışları yaptığında devrin şairleri tarafından hemen o gün yazılarak sonunda da tarih düşürülmüş ve en az 20-30 beyitlik manzumeler Yesarizade'ye gönderilirdi. Kendisi de bunların celî talikle yazdığı kalıplarını ertesi günü mermere işleyerek taşçıya teslim ederdi. 2 hafta sonraki cuma günü
padişah Nişantaşı'nı dikilmiş olarak yerinde görürdü. Acele yazılmış olmasına rağmen, mükemmelliğinden bir şey kaybetmeyen muhteşem yazılardı bunlar. Bu tarz kitabe kalıplarında, Yesarizade'nin siyah kağıda zırnık mürekkebiyle yazdığı satırların tasihini, is mürekkebiyle kapatarak değil, kalıbın iğnelenmesi sırasında iğneyi harfin içinden veya dışından batırma yoluyla yaptığı takdirle ve büyük bir şaşkınlıkla müşahede edilmiştir. Bu ne büyük bir inceliktir. Yazı kalıplarından bazıları Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesindedir. Aslında hareketsiz yazılan talik hattının celisinde, Arapça şiirler için gerektiği zaman zarif hareke işaretleri ihdas ettiği de kalıplarında görülmektedir. Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, talebe yetiştirmeye de zaman ayırmıştır. Evinin, babasınınki gibi haftanın birkaç günü talebelerle ve hat malzemesi satanlarla dolduğu bilinmektedir. Bilhassa saray mensupları arasında birçok kimseye hat dersi verdiği, zamanımıza gelen icazetnamelerden anlaşılmaktadır. Hat sanatını yeni nesillere öğreten ve bu sahada eser veren talebeleri arasında Melek Paşazade Ali Haydar ve Hazine Kahyası Hasan Şevki Beylerle Kazasker Mustafa İzzet, Kıbrısızade İsmail Hakkı, Abdülfettah, Bursalı Ali Rıza Efendiler meşhur hattatlardandır. Üç oğlu arasında en meşhur olanı Hamidiye Marşı'nın bestekarı ve Muzika-i Hümayun kumandanı Ferik Necip Ahmet Paşa'dır. Yesarizade mail kıta yazmaya pek meyletmemiştir. Bu tarzda yazdığı gençlik yıllarına ait Belagul Ula ve Li Hamsetün kıtalarına rastlanır. Ancak talebe için hazırlanmış olan düz satırlı meşk yani ders kitapları çoktur. Babası gibi hurde talikle hilye yazmaya da rağbet etmiş, birbirinden farklı en az üç ebatta hilye yazmıştır. Hilye için hazırladığı hurde talik kalıbı mevcuttur. İs mürekkebiyle yazdığı birçok hilye dışında devrinin müsipleri Hazergradi Ahmet Ata ve talebesi Hüsnü Efendiler de bu iğneli kalıbı kullanarak ilk defa Hicri 1237 Miladi 1821 yılında mükemmel zerendud hilyeler hazırlamışlardır. Hatta zerendud talik hilye hazırlamaktaki başarısından ötürü Ahmet Ata Efendi'ye haddi mahlası verilmiştir. İbnül Emin Mahmud Kemal'in Yesarizade'ye atfettiği talik musaf ise Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin gençlik yıllarına aittir. Yesarizade'nin doğrudan is mürekkebiyle yazdığı yahut zırnıklı kalıbından müzehhiplerce hazırlanmış birçok celi, talik levhasına müzelerde ve özel koleksiyonlarda da rastlanmaktadır. Musiki ve kemankeşlik dışında ara sıra nazımla da uğraşan Mustafa İzzet Efendi'nin yazdığı celi talik levha ve kitabeleri elinden daima ölçü ve ahenk kaidelerine uygun olarak çıkmıştır. Yesarizade'nin Bebek'te bir yalısının bulunduğu, bunun bahçesine bitişik olan karakolhanenin 1843 tarihli kitabesini yazdığı da bilinmektedir. Muhtemelen yalıya yakınlığından dolayı Yesarizade'nin annesi
hanımı ve gelini de Rumeli Hisarı kabristanına defnedilmiştir. Fakat maalesef kitabeleri zamanımıza kadar ulaşamamıştır. Vefatını takiben Bebek'teki karakolhanenin bahçesine bitişik yalısı satılığa çıkarılmış ve dönemin diğer bir namlı hattatı olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından satın alınmıştır. Yeni hat meraklılarının uğrak yeri olan bu yalı, bir büyük hattattan diğer bir büyük hattata, bir izzetten diğer bir izzete intikal etmiştir. Bilfiil Rumeli kazaskerliğine tayin olunan Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, bu görevdeyken Hicri 2 Şaban 1265, Miladi 23 Haziran 1849 tarihinde vefat etti. Babası Yesari Mehmet Esat Efendi'nin yanına defnolundu. Mezar taşının tilmizi Ali Haydar Bey tarafından yazıldığı bilinen kitabesi şöyledir. Hüvel Baki Yesarüzade Üstad-ı Ekrem Merhum ve mağfurun leh El-Hac Mustafa İzzet Efendi Ruhu için rıza en lillahil Fatiha Sene 1265 Fi 2 Şaban Yüzyıllara şahitlik etmiş olan Eyüp Sultan semtindeyiz. Bu güzel semt, on binlerce mübarek insana ev sahipliği yapmaktadır. Eyüp Sultan'da Cami-i Kebir Caddesi ile Beybaba Sokağı arasında bulunan türbesinde Mir-i Miran Mehmet Ağa, namı diğer Kara Mehmet. Devlet için başını feda etmiş, Osmanlı Devleti'ne sadık bir vezir. Mir-i Miran Mehmet Ağa, 1574 tarihinde tahta geçmiş olan Sultan 3. Murat dönemi devlet adamlarındandır. Maraş'ta dünyaya gelen Mehmet Ağa, Sadrazam ve Kaptanı Derya Halil Paşa'nın kardeşidir. Peçevi tarihi kitabına göre aslı Ermeni olan ve İslam'ı kabul ederek Osmanlı'ya güzel hizmetleri bulunan bir aileden gelmektedir. Doğancı üstadı Peşinoğlu Kaya Bey'in yanında yetişmiştir. Şehzade Selim'in hizmetinde Kara Mehmet ismiyle ün kazanır. Şehzade Selim tahta oturduğunda yine onun hizmetindeyken Yeniçeri Ağalığı yapar. Rumeli Beylerbeyi görevine kadar yükselir. Bu görevdeyken Beylerbeyinde bir yalı yaptırır. Bu sebeple semt hala Beylerbeyi ismiyle anılmaktadır. Mir-i Miran Mehmet Ağa, Rumeli Beylerbeyi görevindeyken 1587'de vezirliğe getirilir. Sultan 3. Murat döneminde Beylerbeyi vakası olarak adlandırılan olaylar yaşanır. Padişah, değeri düşürülen akçe meselesinin çözümlenmesi için Mehmet Paşa'yı görevlendirir. Bir akçe dörde bölünmüş ve paranın alım gücü azalmıştır. Asker maaşlarının zayıf akçe, yani katışık para ile ödenmesi, Yeniçerilerin ayaklanmasına neden olur. Divanın toplantıda olduğu bir sırada saray kuşatılır. Bu olay, sikke tahsisi ile görevli Rumeli Beylerbeyi Doğancı Mehmet Paşa ile baş defterdar Mahmud Efendi'den bilinir.
Yeniçeriler Paşa'nın idamını ister. Padişah ile Yeniçeriler arasında bir mücadele başlar. Fakat padişahın bütün ikna çabalarına rağmen Mir-i Miran Mehmed Ağa Yeniçerilere teslim edilmek suretiyle idam edilir. Tarihin tozlu sayfalarına Beylerbeyi vakası ismiyle geçen bu acı olay 1589 tarihinde vuku bulmuştur. Bu olay Yeniçerilerin devlet adamlarının idamını istediği ilk olaydır. Büyük Osmanlı Devleti için fedakarane çalışan Mir-i Miran Mehmed Ağa'nın bu türbesi Eyüp Sultan'dadır. Burada birçok devlet adamı, sultan, şehzade ve paşanın da kabirlerinin bulunduğu Eyüp Sultan Türbesi yakınında istirahatine çekilmiştir Mir-i Miran Mehmed Ağa. Cami-i Kebir Caddesi ile Beybaba Sokağı arasında bulunan bu türbesi 1589 yılında yapılmıştır. Türbe klasik üslupta 12 gen planlı olup kesme taştan yapılmıştır. Üzeri 12 gen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Türbe geniş bir avlu içinde olup burada dilek kuyusu olarak bilinen bir kuyu vardır. Avlu kapısı çift söveli ve kesme taştandır. Bu kapının iki yanındaki pencereli avlu duvarı yıktırılarak şimdiki alçak duruma getirilmiştir. 1942 tarihindeki bu onarım sırasında türbenin sağ tarafında bulunan ve Cami-i Kebir Caddesi'ni Beybaba Sokağı'na bağlayan yol kapatılmıştır. Türbenin girişinde kalem işleriyle süslü bir de revak bulunmaktadır. Bu revak önde 4, yanlarda da 2 köşede sütunla taşınmaktadır. Çarşı kapıdaki Yemen Fatihi Sinan Paşa Türbesi revakının bir benzeridir. Türbe girişine yerleştirilen kitabesinde şu satırlar yer alır. Mir-i Mirani Rum çün kim, dar-ı dünyadan eyledi rihle. Hür-i Gilman anun enisi olup, ide Mevla makamını cennet. Didi hatif dua tarih, ola ruhu Muhammed'e rahmet. Hicri 997, miladi 1589. Türbenin cephelerinin her yüzünde pencere bulunmamaktadır. Cephesinde altlı ve üstlü olmak üzere bazıları sağır ve kemerli alternatif dizili pencereler sıralanmıştır. Bunlardan alt pencerelerin yerine pencere şeklinde kornişlere yer verilmiştir. Alt pencerelerin üzerinde bulunan mermer şebekeler son tamir sırasında kaldırılmış ve yerlerine düz mermer levhalar konmuştur. Üst pencereler ise renkli camlarla süslenmiştir. Kubbenin ortasında kalem işiyle 12 dilimli bir rozet ve kubbe eteğine doğru da palmetle şemse motifleri yerleştirilmiştir. Bu mütevazi yapıdaki türbe içerisinde Mir-i Miran Mehmed Ağa'dan başka, kendisine hem görevinde hem de son nefesinde eşlik eden defterdar Mahmud Efendi sandukası bulunmaktadır. Doğruluğu ve dürüstlüğüyle ün salmış, Osmanlı Devleti'nin bu kıymetli veziri, Eyüp Sultan'daki mütevazi türbesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Amin.